daha kuvvetli. Şimdi öncelikle hepiniz hoş geldiniz, merhabalar. Ezo Hanım sağ olsun tüm güzelliğiyle beni bir sihirbazlık gösterisi olarak anons etti ama ben tam olarak bir sihirbazlık gösterisi yapmayacağım. Şimdi ben sahne hayatım boyunca çocukluğumdan bu yana duyduğum iki önemli soru var. Onlardan bahsetmek istiyorum bu akşam sizlere. Bu sorulardan birincisi, nasıl yaptın? İkincisi, bu işe nasıl başladın? Şimdi ilk sorunun cevabına çok fazla girmeyeceğim çünkü sır merkezli bir sanatla ilgilendiğim için bu akşam sizlere daha çok bu işe nasıl başladığımı anlatacağım. Sizin yaşınızdayken okulumuza bir sihirbaz gelmişti bundan yıllar önce. İnanılmaz şeyler yapmıştı ama beni en çok etkileyen gösterisi şuydu. Eline bir gazete aldı, içerisine bir bardak suyu döktü ve su gözlerimizin önünde kayboldu. O an oturduğum koltukta şunun hayalini kurdum. Dedim ki bir gün bir sihirbaz olacağım ve her gittiğim yerde bu oyunu yapacağım. Oldum. Ama şimdi o gün kurduğum hayalin hatırına bu oyunu her yerde yapıyorum da gelmişiz 2017'ye. Oyunu olduğu gibi oynarsam sizlere haksızlık olur diye düşünerekten oyuna bir güncelleme getirdim. Dünyada sadece ben bu oyunu gözleri bağlı bir şekilde yapıyorum ve yapacağım. Ve hanımefendi bana yardımcı olacak. Alkışlar hanımefendiye geliyor. Yardımcı olayım. Hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Şimdi öncelikle burada bir göz bandımız var kıymetli misafirler. Herhangi bir şey görünüyor mu? Hayır. Herhangi bir şey görünüyor mu? Hayır. Takın lütfen. Şey, benim kafama yani. Buyurun. Benim kafama lütfen. Gerçekten. Evet, lütfen. Çok teşekkür ederim. Ve aynı zamanda yarım bardak su. Buyurun, harikasınız. Ve son olarak içi boş bir gazete. Bütün sayfalarını boş göstermek gerekiyor. Boş bir gazete. Hatta şöyle ters düz edelim. Boş bir gazete. Şimdi sizden bir ricam var kıymetli misafirler. Ben gözlerimi kapattıktan sonra hep birlikte üçe kadar sayacağız. Anlaştık mı? Pekala, gözlerimi kapıyorum. Bardağı alabilir miyim? Pekala. Hep birlikte üçe kadar sayıyoruz. Ve hanımlar, beyler, gözlerimi açıyorum ve son olarak gazetemi açıyorum ve su yok. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Bir sihirbazın her daim bir B planı vardır kıymetli misafirler. İşte bu da benim kurtulma planım ve işte kaybolan su. Alkışlar hanımefendiye geliyor. Şimdi hani okulumuza gelen sihirbaz dedim ya, ben koşa koşa kulise gittim. Dedim ki amcacığım, bana dedim bir tane sihirbazlık oyununun sırrını öğretir misin? Ben bugün seni izledim ve bu sanatı icra etmek istiyorum ömrüm el verdiğince. O da dedi ki, elini omzuma koydu, evlat dedi, sır saklamayı bilir misin? O anda hakikaten dünyanın en önemli sırrını öğreneceğimi sandım ve dedim ki, bilirim. Dedi ki, ben de bilirim, o yüzden öğretemem. Sonra herhalde o yaptığı ironik şakayı idrak etmediğimi anlayınca kıyamadı bana. Bakın şu oyunun sırrını öğretti. Tabii ki önce yaptığı oyunu, eline bir mendil aldı. Mendili boş gösterdikten sonra diğer boş olan avucuna yavaşça mendili doldurmaya başladı. Doldurdu, 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 doldurdu. Ardından çok usta bir şekilde parmağını şıklattı ve elindeki mendil bir yumurtaya dönüştü. Peki mendil nereye gitti? Mendil sihirbazın şık cebine gitti. Şimdi burada olanlar çok şanslı. Bu oyunun sırrını sizlerle de paylaşacağım, aramızda kalsın. Bakın bu gösteri yaparken sessizce dinlerseniz az sonra hepiniz birer sihirbaz adayı olacaksınız. Bu gösteri yaparken iki adet mendil kullanıyorsunuz. Bu birinci mendil, diğer mendil nerede? Yumurtanın içinde yağ ve aynı zamanda içi boş, plastik, delikli bir yumurtaya ihtiyacınız var. Bakın adım adım anlatıyorum. Bu mendili gösterinin finalinde nereden çıkarmak istiyorsanız oraya yerleştiriyorsunuz ki biz genelde hani cepten çıkmasını tavsiye ediyoruz. Yani çantadan falan da çıkarabilirsiniz, o bağlamda söylüyorum. Bu mendil ve yumurtayı benim gibi bir çanta kullanıyorsanız çantanıza ya da cebinize koymanız gerekiyor ama ikisinin bir arada olması gerekiyor. Ardından yumurtayı gizlice avucunuza yerleştiriyorsunuz ve elinizdeki mendili yavaşça yumurtanın içerisine doldurmaya başlıyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken en önemli husus şu ki parmaklarınız kesinlikle ayrık olmayacak. Biraz hızlı anlatacağım.
Mendilin yumurtanın içerisine tam manasıyla doldurduğunuza emin olduktan sonra... ...ister parmağınız ışıkları, ister sihirli hareketleriniz yapıp elinizdeki mendilin bir yumurtaya dönüşmüş olduğunu gösterip... ...diğer mendili cebinizden çıkarıp alkış alırsınız. Ancak dikkat etmeniz gereken bir önemli husus daha var ki kıymetli misafirler. Siz bu gösteriyi yaparken kesinlikle arkanızda birileri olmayacak. Neden? Çünkü o zaman buradaki deliği, içindeki mendili görürler ve siz şaşkınlık nidası beklerken... ...gülüş duruma düştüğünüzden dolayı kahkaha duyarsınız, değil mi? Evet. Velev ki böyle bir durum oldu, birileri size güldü deliği gördüklerinden dolayı... ...hiç kaygılanmayın, ben onun da formülünü size veriyorum. O anda... ...bulunduğunuz yerde... ...üç kere... ...Enver, Enver, Enver... ...diyorsunuz. Ben her neredeysem zın diye orada beliriyorum. Sonra mı? Parmağımı şıklatıyorum ve yumurtanın üstündeki deliği yavaşça bulunduğu yerden alıp cebime koyuyorum. Ya sonra elime bir bardak alıp o yumurtayı kırarak onun gerçek bir yumurta olduğunu izleyen herkese gösterip alkışı beraber alıyoruz. Şimdi tabii ki ilerleyen süreçte biraz daha büyümeye başladım. Ve belli sihirbazlık oyunları öğrenmeye başladım. Tanıştığım sihirbazlardan biri dedi ki, ya dedi şu küçük yaşına rağmen sen hakikaten bu işi yapmayı yürekten istiyorsun dedi. Yıllar önce Çin'de gittiğim bir turnede aldığım bir gizemli eşyayı seninle paylaşmak istiyorum dedi. Yani naçizane bu sihirli yolculuğuna benim de bir katkım olsun dedi ve bana bakın şu gizemli Çin kültürünü simgeleyen çubukları gönderdi. Bakın bu çubuklar öyle alelade çubuklar gibi görünse de 1500 yıllık bir geleneği temsil ediyorlar. Kıymetli misafirler, dile kolay. 1500 yıl. Bakın 1500 yıldır bu püskülü çektiğinizde ne zaman bu püskülü çekerseniz bu püskül geri gidiyor. Keza bunu çektiğinizde bu geri gidiyor, bunu çektiğinizde bu geri gidiyor. Tabii ben bunu ilk başta gördüm de dedim ki, şimdi abim çok teşekkür ederim. Bana hani gönlünden kopmuş bir armağan veriyorsun ama burada bir bağlantı olduğu aşikar dedim. O da dedi ki, Enver. Sen benim aklımı küçümsüyorsun herhalde. Ayır o çubukları dedi, ayırdım. Tut o püskülü dedi, tuttum ve çektiğimde hakikaten bu gelince ben şaşırdım. Sonra diğer püskülü tuttum ve hakikaten geri geldi. Ya dedim, bunların acaba birbiriyle bir bağlantısı mı var? Bir baktığımda bu püskülün diğer püskülle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen... ...ne zaman tutup bunu çekersen bu geri geliyor. Keza bunun da hiçbir şekilde onunla bir bağlantısı olmamasına rağmen... ...ne zaman bu püskülü çekersen bu geri geliyor. Bakın dile kolay. Çeker misiniz Ezo Hanım? Tabii. 1500 yıldır bozulmayan geleneği... ...bozdunuz. Öyle oldu. Aslında şey demişler, sizinle alakası yok. Bazen böyle durumlar olabiliyormuş. Çünkü aslında bu Çin çubuklarındaki tüm keramet bakın buradaki püsküldeymiş. Neden? Yani o öyle söylemişti. Çünkü bu püskülü tutup çektiğinizde ikisi de geri gidiyormuş. Sonra bunu bırakıyorsunuz, o da geri gidiyormuş. Bir de burada alkış geliyor demişti. Dediği her şey doğru çıktı hakikaten. Şimdi tabii ben gittiğim yerlerde anlatıyorum. Çocukken böyle başladım, şöyle sihirbaz oldum, şöyle yaptım, böyle yaptım. Sonra diyorlar ki, be adam hadi artık bir sihirbazlık gösterisi yap. Şimdi bilirsiniz sihirbazların sahneye davet ettiği misafirler olur. Ve genelde onlardan, evet bütün çocuklar o zaman buraya alıyoruz. Hay şaka şaka sahneye girin şaka şaka. Şöyle yapalım, Ezo Hanım sizden bir yardım alabilir miyim? Tabii. Hanımefendilerden elleri yukarı kaldırmalarını istiyorum yetişkinlerden. Ezo Hanım da bu sihirli tavşanımızla bir gönüllü seçecek. Nasıl? Bunu arkanıza atacaksınız. Arkanızı dönüp atabilir misiniz? Hani tabii. İsterseniz düz de atabilir. Lütfen. Mikrofonlara gel. Atıyorum. Lütfen. Bir, iki, üç. Ve şimdi en yakın hanımefendiye verelim. Lütfen alkışlar hanımefendiye geliyor tavşanla birlikte. Çok teşekkür ederim Ezo Hanım. Evet, artık hanımefendinin tamamen rastlantı sonucu seçildiğini hepimiz biliyoruz. Ayağınıza sağlık, zahmet verdik. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi, iskambil kartlarını tanıyor musunuz? Tanırım. Çok gerek yok ama şöyle bakın bir, kartların hepsi birbirinden farklı mı? Farklı. Birbirinden farklı kartlar. Farklı. Evet. Şimdi sizden şöyle bir şey rica ediyorum. Parmağınızı bana doğru uzatın. Ve istediğiniz bir karta dokunun. Hangisi, o mu? Evet. Bakın karta. Tamam. Kırmızı mı, siyah mı? Siyah. Lütfen seçmiş olduğunuz kartı gösterin. Lütfen ne olduğunu paylaşmayalım. Tamam mı? Şimdi ben şöyle desteği size teslim ediyorum.
Konunun başına dönecek olursak kıymetli misafirler, hanımefendi kendi özgür iradesiyle istediği bir kartı seçti ve şimdi desteğe koyuyor. Ve hanımefendi karıştırıyor. Buyurun. Harika, çok başarılısınız bu arada. Pekala. Şimdi desteği ikiye ayıralım. Gösteriye hangisiyle devam edelim? Bundan. Buyurun. Pekala. Bunu da her ihtimale karşı hanımlar beyler, çünkü bazen bu oyunda olası bir problem yaşayabiliyorum, şuraya bırakıyorum. Şimdi hanımefendi, bu oyunda %50 %50 riski paylaşacağız. Sizden şöyle bir ricam olacak benim. Ben size şimdi dediğim anda elinizdeki iskambil destesini şuraya fırlatacaksınız. Bakın çok önemli. Şimdi dediğim anda. Hepsini atıyorum. Hepsini şuraya. Ben bu arada ne yapıyor olacağım? Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şu elimdeki şemsiyeyle arkamı dönmüş olacağım. Şimdi diyeceğim, siz kartları fırlatacaksınız ve ben dönerek şemsiyeyi havada yakalayacağım. Wow. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok önemli, unutmayın. Şimdi dediğim anda hanımefendi havaya fırlatacak. Gitti. Şimdi ben her ihtimale karşı bu desteği ayırıyorum. Bazen olabiliyor. Bir saniye. Ana. Ya ana. Ana. Ana mı? Anneanne, iki kart var. Şimdi normalde tek kart olması gerekiyordu. Yanıma yaklaşır mısınız? Ellerinizi ileri doğru uzatın lütfen. Bir elinizde bu kartı tutun. Lütfen hanımefendinin kartı bunlardan birisi söylemeyin. Bir elinizde de bu kartı tutun lütfen. Şimdi hanımefendinin kartı bu kartlardan birisi, sadece alkışlayın. Şimdi işin en keyifli kısmına geldik kıymetli misafirler. Çünkü mental güçlerimi kullanarak hanımefendinin zihninin derinliklerine ulaşıp seçtiği kartı oradan çıkarıp burada sizinle paylaşacağım. Lütfen elime dikkatlice bakın. Sadece bana odaklanın. Ya da bu tarz şeylere hiç girmeyelim. Ve bu şemsiyeyi de bugünün hatırına hanımefendi vermek isterdim ama kış bitmedi henüz. Alkışlar hanımefendiye geliyor. Sizlere bu akşam hep hayatımın sihirli kısmından bahsettim. Bir de kıymetli misafirler, bildiğiniz üzere hayat denilen bir olgu var değil mi? Şimdi biraz da sizlere hayatımdan bahsetmek istiyorum. Hatta daha da ötesine gittim. Gelirken hayatımı yanımda getirdim. İşte benim hayatım. Şimdi bu şekilde baktığınızda tabii ki çok dağınık görünebilir benim hayatım. Dönem dönem oluyor. Ama parçaları bir araya getirdiğimizde çok daha bütünlüklü bir yapı. Her ne kadar aklınıza bunu tanımlayacak geometrik şekiller vesaire gelirse yanılıyorsunuz bence. Çünkü tek bildiğim şey var ki benim hayatım üstüne sert çizgileri ve sivri uçları var hayatımın. Ve bir de bu yaşıma kadar hayatıma çizmiş olduğum bir çerçeve var ki hayatımı koruyup kollamak adına hayatıma kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor. Tabii ki bu çerçevenin görevini icra etmek üzere sağlam bir yapıda olması gerekiyor. Ezo Hanım, az sonra döneceğiz. Tamam. Aslında her ne kadar çok öznel başlasam da hepimizin hayatı, kadın, erkek, çocuk, yaşlı bu tür parçalardan oluşuyor. Buradaki her bir parçanın mühim bir görevi ve anlamı var benim hayatımda. Mesela bakın bu parça benim için çok önemli. Çünkü bu parça benim ailemi temsil ediyor. Ve diğer tüm parçaların temelini oluşturuyor. Bakın burada arkadaşlık isimli parça var. Burada umutlarımızı, hayallerimizi temsil eden parça var. Bakın bu parça da benim için çok önemli. Çünkü sanatıma olan bakış açımı temsil ediyor. Ve burada da hepimizin hayatında sahip olduğu küçük, tatlı sırlar var. Buradaki her bir parçanın da tabii ki kendine göre mühim bir anlamı ve görevi var hayat tablomda. Ve bu parçalar bir araya gelince kıymetli misafirler o
Az önce de belirttiğim kozmik yapı, sihirli serüven, yani hayat meydana geliyor. Ama bununla da kalmıyor. Bir de hayatın içerisinde sorun diye nitelendirdiğimiz parçalar var. Ve bu sorunlar bazen hayatımızı çepeçevre kuşatabiliyor. Ve bu küçücük sorunlar bazen hayatımızı tam ortasından parçalayabiliyor. Böyle durumlarda ben sorunları görmezden gelmek yerine hayatıma daha geniş bir açıdan bakmayı tercih ediyorum. Ve o zaman anlıyorum ki hayatımı yeniden tamir edebilmem için bazı parçaların yerinin değişme vakti çoktan gelmiş. Ve bazı parçaların yerini değiştirdiğimde çok akıl almaz bir şeye tanıklık ediyorum. O sorun diye nitelendirdiğim parçanın bir anda hayatımın içerisinde eriyip gittiğini gözlüyorum. Ama bununla da kalmıyor. Bir de hayatın içerisinde mutluluk diye nitelendirdiğimiz parçalar var ki çoğu zaman sorunlardan daha fazla. Hayatlarındaki sorunları hayatlarına entegre etmeyi başaranlar çok küçük hamlelerle hayatlarına mutluluğu da dahil edenlerdir aynı zamanda. Ama işin en keyifli yanı ne biliyor musunuz? Eklenen tüm yeni parçalara rağmen, teşekkür ederim, tüm iniş ve çıkışlara rağmen hayatımıza baştan çizdiğimiz çerçeve hala kusursuz bir şekilde hayatımıza uyum sağlıyor. Hayatınız boyunca en kıymetli parçalarla karşılaşmanız dileğiyle Enver Ertaş, ben çok teşekkür ediyorum.